Soru farz oldu. Evet. Niye ha şimdi, AKP varken yok güvenilir olmuyor bakın, da siz olunca güvenilir olsun evet, ki? Evet şöyle olur. Çünkü Rusya şuna bakıyor. Çin'den ben daha yeni geldim. Çin de ona bakıyor. Suriye'deki Tayyip Erdoğan'ın tutumuna bakıyor. Ve bugün İngiltere'de Tayyip Erdoğan Beşer Esad aleyhine o konuşmaları yaptığı zaman Rusya ne diyor? Bu diyor Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye yönetimine güvenilmez diyor. Bitti. O güvenilmez deyince Rusya'da bizim için güvenilmez hale geliyor. Yani Tayyip Erdoğan kendisi izlediği siyasetle Rusya'yı güvenilmez noktaya getiriyor. Ondan sonra o güvenilmezlik üzerinden siyaset üretmeye kalktığı zaman da ne kalıyor geriye? Rusya'ya güvenmediğine göre, bu İran'a da güvenemeyeceğine göre, derken Çin'e güvenemeyeceğine göre o zaman bir tek çare kalır Amerika'ya ve İsrail'e teslim olmak. Yani onun için bugün İngiltere'de Tayyip Erdoğan'ın ben Amerika'ya teslim olacak demiyorum. Tam bunu soracak. Teslim olmayacak. Yani o neden olmayacak? Türkiye teslim olmayacak. Türkiye Tayyip Erdoğan'ı sırtından atacak. Atacak Vatan Partisi'ni getirecek. Teslim olacağı için mi atacak? E tabii şimdi bu şekilde Suriye konusunda bütün müttefiklerle ilişkilerimizi dinamitleyen bir tavır Türkiye'nin başında kalamaz. Türkiye kaçılmaz olarak Vatan Partisi'ni keşfedecek ve iktidara getirecek. Çünkü bu süreçten Vatan Partisi dışında Türkiye'nin çıkma çaresi yok. Vatan Partisi Türkiye'nin şu anda tek çaresi. Büyük çözüm Vatan Partisi.